Evet, birinci yerimiz burasıydı. Burayı komple çevirdik arkadaşlar. İşte bu alana da ikinci grubumuzu koymuş olacağız. Evet arkadaşlar, işte burası da soğuk hava deposu olan. İşte geldi arkadaşlar remont altlarına. Ağırlık basmasın diye bir ikinci kat yapıyoruz. Ve bitmiş hali de bu oldu. Aç abi. Klimayı da takıyoruz. Kulluğumuzda geldi. 25 kW'lık daha doğrusu bir enerji paneli geliyor. Ve şuraya bir yere de az sonra su kuyusu kazılacak. Malzemelerimizi alıyoruz. Gördüğünüz parçalar sırt çekimi yapacak bu da. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir haftada yine birlikteyiz. Geçen hafta biliyorsunuz bütün mahzenimizdeki, Umut kuyumuzdaki bütün maral fal fasırıklarını çıkarttık. Onları işte kesimlerini yaptık, uçlarında çürümüş olan ya da çürümüş olmasa da işte yeşillenmekte olan yeşil yaş bölümlerini ayırdık. Bir kısmını burada Umut çukurumuzda bırakalım demiştik. Bir kısmını işte odamıza koyalım demiştik. Bir kısmını da kendi soğuk havamızı oluşturalım, oraya koyalım demiştik. Bu hafta onları size göstereceğiz. Geçen hafta ancak yetişti video, hem de uzun olmuştu zaten. İşte kesimlerimizi gördük, çıkartmamızı gördük. Bunların nasıl yeşerdiklerini, saman içerisinde nasıl çürüdüklerini gördük. Kapalı odamızda biliyorsunuz torbalar içerisine koymuştuk. O torbalar içerisindekiler de torba içerisinde sera etkisi yaptı ve hızlı bir şekilde kökler çıkmaya başlamıştı. Onları açığa aldığımızda ne gördük? İçerisi serin ve kuru olduğu için yaklaşık işte 10-11 derece, 12 derecelerde bir odaydı. Orada gelişimleri durdu, kök gelişimleri durdu ve açığa aldığımız yerden ilham alarak baktık ki burada güzel gidiyor. Hiçbir şekilde çürüme, bozulma yaşamadık. Biz de ne yaptık? Ne kadar Umut kuyumuzda çeliğimiz varsa onları çıkarttık. Biraz böyle küçük parçalar haline getirdik. Az sonra göstereceğim gibi odamıza koyduk bir kısmını. Bir kısmını bir soğuk hava deposu oluşturduğumuz bir alana götürdük. Klimalı bir yer. Orada hem rutubetle nemlerini çektik hem de işte klimayla oda sıcaklığını ayarlamaya çalıştık. İnşallah başarılı olur diye düşünüyoruz. Bir kısmını da geri tekrar buraya koyacaktık. Ama vazgeçtik. Çünkü şimdi bakın şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle yakından baktığımızda alt kısım çok ciddi, neredeyse sanki kaynak var gibi ıslanmış, çok fazla su vardı. Yani dışarıda bu kuyu mevzusu böyle yarın da yağmur yağdığında muhtemelen buraları hiç şey yapamayacağız. İstersen Enes kardeş o şeyleri, kurutucuları odaya taşıyalım. Onların hepsini dışarı alalım da dışarıdan odaya koyalım, nem almaya devam etsin. Yani bu stille olmadı. Şimdi yeni yaptığımız yer, o odada yine biraz döktük. Biraz da soğuk hava depomuza koymuş olduk. Oralarda denememize devam edeceğiz. Bu usul daha güzel olacak gibi, ama tabii hava durumunu ve nemi ayarlayabilirsek. Şimdi göstereyim ben size diğer tarafı da. Evet, birinci yerimiz burasıydı. Burayı komple çevirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oda, şurada bir soba bacamız var havalandırma için. Bu ilk koyduğumuz yerdi. Burada çok sağlam oldu. Niye böyle düzensiz attın abi diyebilirsiniz. Bunu kasti yaptık. Çünkü denememizde kurusun diye çaprazlama atmıştık.
Otomatikmen bitkiler uyku moduna geçti. Hava alt kısımlara da gitti. Yaş bitki olduğu için ısınmayı engellemiş oldu. Birbirlerine çok fazla bitişik olmayınca böyle daha güzel bir ortam oluştu. O yüzden odaya yayarak koyduk arkadaşlar. Bir de yan tarafta hemen bir ahırımız var. Oraya geçeyim. Şöyle. Ahırımız var. Burada yoncalarımız, samanlarımız var. Şu alanda da yine su tutucularımız vardı, malzemelerimiz. Burayı boşaltıyoruz. Buraya koyacağız. Burası da yine biraz yoncalardan dolayı az nem var gibi ama buraya da cama bir vantilatör koyacağız çekmesi için. İşte bu alana da ikinci grubumuzu koymuş olacağız. Bir de az sonra göreceğiniz gibi soğuk hava deposu yaptığımız alanımız var. O alana koymuş olacağız. O alanda da klimalı bir sistemimiz olacak. Soğuk hava deposunu taklit etmiş olacağız. Böyle gitmiş olacak. Evet, biz çalışmaya devam ediyoruz. Bakalım 15 gün sonra ne hale gelecek. Dediğimiz gibi duanızı eksik etmeyin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, işte burası da soğuk hava deposu olarak kullanacağımız alan. Şu anda içini temizliyoruz, boşaltıyoruz. Yünler var, koyun kığları var. Onları kaldırıyoruz. Az sonra 3 remork maral falfa çeliklerimiz gelecek ve buraya dizmeye başlayacağız. İçeriye bir klima takacağız. Yine cama nemi dışarıya atabilmek için bir vantilatör takacağız. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. İşte geldi arkadaşlar remorkumuz. İki büyük remork. Bir tanesi de tahtalarımız, kalaslarımızla dolu. Şu ikisi de maral falfalarla dolu. Bunları indirmeye başlayacağız. Hadi bismillah. Evet, iç temizliğimiz Kadir'de. Kırcan'ın emekçileri içeriği boşalttı. Tabanını temizliyoruz. Tavan temizlendi. Kamera tozdan seni göremiyor Kadir. Buradayım ben. Allah'ı göremiyor yani. Altlarına böyle sıra olarak geliyoruz. Evet, böyle koyacağız arkadaşlar. Şu karşıya bir klima gelecek. Tavana iki tane vantilatörlü baca koyacağız. Bismillah dedin mi Kadir? Besmele size eriş gücüktür. Enes kardeşimiz de ilk günden beri bizle beraber. Nerede abi, getirir misin sen? Şurada bak. Koy. Al al. Ağırlık basmasın diye bir ikinci kat yapıyoruz. Burası da böyle gidiyor. Sanki bu sefer olacakmış gibi mahzende olmayan, mahzende gördüğümüz eksiklikler burada sanki gideriyor gibiyiz. Burası daha bir ümitkar bir görüntü verdi. Şimdi buraları dolduracağız. Burası iki kat oldu. Gerekirse üç kat yapacağız. Aralara böyle tahta raf yapmış olduk. Birbirlerine preslemesinler, ısınmasınlar diye. Hem de hava akımı içeride rahatça dolanabilsin diye. Bakın böyle. En altta yere değmiyor. Onun üstünde bir kat yaptık. Sonra tekrar koyduk. Gerekirse buraya bir raf daha koyabiliriz. Şu arkamdaki kısım da böyle dolacak. Gördüğünüz yer. Burayı da komple yapacağız.
Az sonra komple dolmuş olacak yani. Duruma göre eğer burası sığmazsa o iki tane daha paletimiz kaldı. O paletler orası genişleyince rutubet ciddi manada düşmüş oldu. Biz de onu kullanarak acaba orada da yapabilir miyiz? Yani çok sıkışık olduğundan dolayı da belki çimlenme daha hızlandı orada. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla orası iyi durumda diye düşünüyoruz. Mahzen Umut mahzenimiz. Buraya sığdığı kadarını rahat bir şekilde çok abartmadan koyacağız. Burası rutubetsiz. İşte içeriye de ısıtma için bir klima koyacağız buraya. Yukarıya iki tane vantilatörlü, aspiratörlü daha doğrusu havayı çeken işte küçük bacacıklardan koyacağız iki tane. Böylelikle nemi de içerideki havayı da dışarıya atmış olacağız arkadaşlar. Bu yaptığımız daha çok içimize sindi. Hatta ta baştan beri bizle beraber çalışan işçi ablalarımız, emekçi ablalarımız da aynı düşüncedeler. Onlar da buranın daha iyi olduğunu, daha güzel korunacağını düşünüyorlar. Devam ediyoruz. Müdür, şurada nasıl ettin hayatım? Şöyle mi Evet. Böyle kat deşeyerek. Çok karışık gibi duruyor ama araları hava alsın, birbirlerini ısıtmasınlar, nem kaybı yaşasınlar diye böyle bir şey yaptık. Ve bitmiş hali de bu oldu. Şöyle 3 kat raf yaptık. Burada 2 kat raf var. Şurada ortada yerde. Ve burası. Nem sorunu çözmek için yukarıya 3 tane baca koyalım dedik. Kadir abimiz her işe yaradığı gibi bu işe de yarıyor gördüğünüz gibi. 2 tanesini kurdu. Yok yok abi bende. Yok yok Kadir. Bu da içerideki havayı atmış olacağız. Şu anda hava sıcaklığı 9.8, 68 nem var ama gördüğünüz gibi şöyle 3 tane baca yaptık havalandırmak için. Buraya biraz sonra şu görmüş olduğunuz vantilatörleri de, aspiratörleri de takacağız. Buradan havayı dışarıya atacağız. İnşallah nem sorununu burada halletmiş olacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi aspiratörümüzü taktık. Aç abi. Evet. Gördüğünüz gibi bağladık. 3 tane yukarıdan nemi çeksin, temiz hava girsin diye. Ben takar takmaz bakalım 57'ye düştü. Şöyle bir 3-5 saat çalıştıktan sonra ne olacağını zaten göreceğiz. Nem biraz daha düşecek inşallah. Zaten 35-40 arasında kalsın istiyoruz. Bakalım oraya düşecek mi? 3 tane fanımızı taktık çalıştırdık arkadaşlar. Klimayı da takıyoruz. Şu fanları kapat paşam. Evet. Kulluğumuz da geldi arkadaşlar. Arık yapmak için Akşehir Biçermen'den aldık. Gerçi Adana'dan geldi ama tarım işi yapıyorsanız çok fazla ihtiyacınıza göre ayrı ayrı malzemeler geliyor. Onlardan birisi de bu. Arık açma bu işlere yarıyor bu parçada. Bilmeyenler için söylüyorum tabii. Bu işi bilenler için söylemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, tarıma yeni başlayacaklar bu işi öyle basit zannetmesin. Çok fazla malzeme lazım oluyor tarım işinde. O da bir bilgi olarak kayıtlara geçmiş olsun dedik. Az sonra tarlada ne işe yaradığını görmüş olacaksınız. Bunlarla kanal açacağız, arık açacağız. Herkesin söyleyişi farklı.
Arıklarımızı açacağız. Altlarına malzememizi koyacağız. Bir önceki oda tecrübemizden gördüğümüz üzere naylonların içerisine koyduklarımız kısa sürede köklenmeye başlıyor arkadaşlar. Biz de naylonların içerisinde bunları bir de üstüne branda çektik. Açıkta yaklaşık 5-6 gündür bekliyorlar bunlar. Şimdi 2 gün daha bekleyecek. Biz tarlamızda hazırlığımızı yapacağız. Ekili yerler değil, ekili olmayan 23 dönüm daha yerimiz var. Burada toplam 28 dönümlük bir arazimiz vardı. 5 dönümünü damızlık olarak ekmiştik. Şimdi kalan 23 dönümü de bunlarla ekeceğiz. Sonra üzerine bu samanları da biraz atacağız. Daha önceki geçen seneden çıkanlarımızı. Az sonra da şuraya bir su kuyusu açtırıyoruz. Yanına enerji panoları gelecek. Bu tarlaya, işte arazimize komple su basabiliyor olacağız. Yaklaşık 20 kahvalık, 25 kahvalık daha doğrusu bir enerji paneli geliyor. Ve şuraya bir yere de az sonra su kuyusu kazılacak. Ruhsat işlemleri bitti. Şimdi de kuyu kazılmaya hazır haldeyiz. Bekliyoruz. Makine az sonra gelmiş olacak. Ekibimiz geldi. Arazimiz hem burası hem burası. Totalde 72 dönüm ama bunun 10 dönümünde hayvancılık yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz 28 dönümlük bir parça. 5 dönümü zaten ekili. 23 dönümüne de şimdi tekrar ekim yapacağız. Önce buraya ruhsatını aldığımız suyun kuyusunu kazacağız. Haydi bismillah. Bir kapı açalım diye bu direğe sökeceğiz. Arazinin içine girsin. Kanal açma makinemiz ilk önce direğe sökme işine kullanılmış oldu. Su ekibi bismillah diyor. Hadi bakalım. Açılacak yerin hemen yanına arkadaşlar böyle derin havuz yapılıyor. Bunun sebebi buraya su konulacak. Buradan alınan suyla kuyumuz açılacak. Suyu alacak, kuyu kazacak. Arık açma makinemize arkaya bir kapama yapacağız. Bir yandan da ayar yapacağız. Dörtlüyü, üçlüyü. Malzemelerimizi alıyoruz. Bunlarla az önceki arık açma makinemize arkasına toprak kapama yapacak. Gördüğünüz parçalar sırt çekimi yapacak bu da. İşte ustam bir yandan parçalar hazırlanıyor, traktörün arkasına takılacak inşallah. Göreceksiniz ne işe yaradığını. Evet,
Bu haftalık da bu kadar. Yeni bir haftada yeniden birlikte olabilmek duasıyla Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın.